Halvar'ın Mahkemesi. Ne yapıyorsun sen? Bunlar eldiven babacığım. Çok işimize yarayacaklar. Vikinglerin eldivene ihtiyacı yoktur. Ellerin üşürse üzerlerine oturursun. Kalçanın ne işe yaradığını zannediyorsun ki? Ha, bir Viking üşümekten asla korkmaz. Viking hiçbir şeyden korkmaz. Hanımı dışında belki. Özellikle de ev işleri yapmadığı zamanlarda. Oo. Ne demek bu? Bulaşıkları yıkama sırası sende. Neyse, biz gitsek iyi olacak, yoksa rüzgarı kaçıracağız. Gemiye son gelen kokuşmuş balıktır. Düş peşime Viki. Hoşça kal İlva. Seni şimdiden özledim. Bu iş özledim. Burada bitmedi ama. Katran daha hazır değil mi? Ellerim bana yandı. Çizmelerim yere yapıştı. İşe bak Kor. Ayaklarını katrana bulaştırmışsın dostum. İşte sıcak şeyleri bu şekilde tutman gerekiyor Kor. Toparlanın çocuklar. Bugün hep birlikte yağmurlu adalara yelken açıyoruz. Ha? Orası çok karanlık olacak, çok ürkütücü olacak ve de orası çok tehlikeli olacak. Ama Europe bana kaldırımlarının altın döşeli olduğunu söyledi ve hepimiz geriye zengin döneceğiz. Hepimiz! Yaşasın kaldırım asili! Bence deniz kızı diye bir şey yoktur. Orayı keşfetmeden önce Amerika için de aynı şeyi söylemiştin sen. Deniz kızları göründü. Nerede? Evet. Nerede? Hangi yönde? Bilemiyorum ki. Gemi bize nasıl sorunu da bu. Önünde, arkası da aynı görünüyor. Siz deniz kızları ne diye adamlarımın dikkatini dağıtıyorsunuz ha? Kötü bir kazaya sebep olabilirdiniz. Oldular bile zaten. Biz deniz kızı değiliz. Ha? Benim adım Rhiannon. Yağmurlu adalara hoş geldiniz. Hadi cesur ziyaretçilerimiz için güzel bir karşılama dansı yapalım. Hareket zamanı kızlar. Burada durursanız bizi çok daha rahat izleyeceksiniz. Aa, çok yapışkan. Kızlar erkekler bak dans eder. Güneş onlara eşlik eder. Bırak kılıcı ve kalkanı. Sen de kulak ver müziğe. İçimde kızlar çok kötü bir his var. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de halk danslarından hiç hoşlanmam. Sıkı bir kavgayı tercih ederim. Katıl eğlenceye. Kızlar silahlarını alır. Britanya adaletinin tadına bakmak için hazırlanmaya başlayın. Ne demek istedi babacığım? Beni aşar. Kadınları anlamak zordur Viki. Hatta onları anlamak imkansızdır. Beni liderinize götürün. Şu anda ona bakıyorsun. Ben Rhiannon'un kraliçesiyim. Cesur ve güçlü erkeğinizi demek istemiştim. Evet ama erkeklerimiz evde kaldı. Biz de savaşçılar kadın olur. Haklarımı talep ediyorum bayan. Neydi o? Barış anlaşması evet. Özgürlüğümü kazanmak için bir bilek güreşi maçı yapmaya hakkım var benim. Tamam hadi yapalım. Bir bayanı yenemezdim herhalde değil mi? O halde mahkeme başlasın. Mahkeme mi? Ne suç işledik ki?
Geçen Temmuz ayının 5'inde şirin mişirin denizin güney ucu kasabası kuzeylilerin saldırısına uğradı. Bütün mallarını alıp ortalığı da bir güzel dağıttılar sanırım. Ama biz yapmadık. Biz daima dağınıklığımızı toplarız. Bu yüzden liderleri kurtulmak için 3 zorlu sınava girmek zorunda. Toprak, rüzgar ve ateşle. Ha, hepsini getirin. Ama baba, ya başaramazsam? Başaramazsa o zaman siz Vikingler bütün kasabanın bulaşığını yakacaksınız. Hem de ömrünüzün sonuna kadar. Önce sanık çimlerin altında sınavına tabi tutulacak. Toprağına dokunmadan altından geçmesi gerekecek. Bu mümkün değil. Annemin süpürgesiyle kapıyı tuttuğunu hayal et baba. Anlaşıldı. Yaşasın. Çok esnek bir vücudun varmış. Ve şimdi de doğruluk rüzgarı sınavına geldik. Bir sonraki gelgitte bütün kuvvetiyle esmeye başlayacaktır. Onun güçlü esintisinde sadece masum olan insanlar ayakta kalabilir. Şu kuş sürüsünü gördünüz mü? Ne? Sen ne yapıyorsun Vicky? Vikingler 2, Britanyalılar 0. Ve son olarak büyük ateş sınavımız var. Sanık şu sıcak kılıcı havaya kaldırmak zorunda. Elleri yanacak olursa bu suçlu demektir. Hayır, bunu asla yapamaz. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Bir Viking'in ağladığını görmek istemezsiniz, değil mi? Ne güzel bir fikir bu. Kim yaptı bunları? Vicky mahkeme sırasında sıkıntıdan yapmıştır. Dikişle uğraşmasını istemedim ama günümüz çocukların bilirsiniz değil mi? Laf anlamazlar. Ama sizin kasabayı yağmalayan kuzeyliler olduğunuza yemin edebilirdim. Birbirlerine seslendiklerini duymuştum. Neydi o isim? Beni mi? Brior mu? Frida mı? Sven! İşte bu. Onlara saldıran kuzeylinin adı buydu. Hadi şu Britanyalıları bir kez daha ziyaret edelim. Geçen defa işimiz bebeğin elinden emziğini almak kadar kolay olmuştu. Bir kez bile bebeğin elinden emziğini alamadınız ki ama. Sana o günü hiç hatırlatma demiştim. Tamam. Bu Sven dediğiniz nasıl bir adam söyler misiniz?
Sürekli kaba saba konuşan biri. Çok doğru. Ayrıca hiçbir kadın bana asla bulaşık yıkatamaz diyormuş. Bunu birazdan göreceğiz. Kızlar, korsan dostlarımıza asla unutamayacakları bir karşılama hazırlayalım. İyi şanslar. Bizim şansa ihtiyacımız yok ki, biz korsanız. Şimdi söyle bakalım, kime asla bulaşık yıkatamazmışız? Şey, öyle mi demiştim hanımefendi? Evet, altın kaplı kaldırımları bulamamış olabiliriz ama burada evde küçük birer hazinemiz olduğunu fark ettik. Kadınlarımızı... Geri dönmenize sevindim. Çünkü bulaşıklar hala seni bekliyor. Bir daha düşündüm de. Yağmurlu adalara yelken açıyoruz. Hadi gel baba. Sonsuza dek kaçamayız ki zaten. Ama hayatım, bulaşıklar biraz daha bekleyemez mi?